Güney Amerika'nın Andes bölgesinde inanılmış olan Viracocha, İnka mitolojisindeki büyük tanrıdır. Tam adı ve bazı yazım alternatifleri Viracocha, Apukuntixi Viracotra ve Kontiki'dir. Viracocha, İnka panteonundaki en önemli tanrılardan biriydi. Her şeyin yaratıcısı olduğu gibi, her şeyin yaratıldığı madde olarak görülüyordu ve deniz ile yakından ilişkiliydi. Viracocha evreni, ayı, yıldızları, güneşi, güneşe gökyüzünde hareket etmesini emrederek zamanı ve bizzat uygarlığı yarattı. Viracocha'ya güneş ve fırtınaların tanrısı olarak ibadet edilmişti. Güneşi taç olarak giyer, elinde yıldırımlar tutar ve gözlerinden gözyaşları gibi düşen yağmurlar yağdırır şekilde temsil edilirdi. İnka kozmogonisine uygun olarak Viracocha, Güneş'in etrafında gözle görülebilen gezegenler arasında yer alan ve eski tanrı, zamanın yaratıcısı veya Deus Faber yani tanrı yaratıcısı sıfatlarına karşılık gelen Satürn gezegeni ile benzeşir. Bir efsaneye göre Viracocha, karanlığı aydınlatmak, ışık getirmek için Titicaca gölünden, bazı anlatılara göre ise Pakarik Tampu mağarasından yükselir. Güneşi, ayı ve yıldızları yaratır. Daha sonra taşlara üfleyerek insanlığı yaratır, ancak ilk yaratımı onu memnun etmeyen beyinsiz devlerdir. Bu yüzden onları bir selle yok eder ve daha sonra küçük taşlardan yeni, daha iyi insanlar yaratır. Viracocha sonunda Pasifik Okyanusu'nda suda yürüyerek kaybolur ve bir daha geri dönmez. Bir dilenci kılığına girerek dünyayı dolaşır, yeni yarattıklarına medeniyetin temellerini öğretir ve iyi işleyen sayısız mucize yaratır. İnkalılar, Viracocha'nın zor zamanlarda yeniden ortaya çıkacağını düşünüyordu. Pedro Sarmiento de Gamboa, Viracocha'nın orta boylu, beyaz cübbe giymiş, beyaz tenli, elinde bir asa ve kitap taşıyan bir adam olarak tanımlar. Bir efsaneye göre onun Inti adında bir oğlu, Mamakilla ve Pachamama adında iki kızı vardır. Bu efsaneye göre Tanrı Viracocha, Titicaca Gölü çevresindeki insanları 60 gün 60 gece süren Unu Pakhakuti adlı büyük bir tufan ile yok eder ve dünyanın geri kalanına medeniyet getirmek için iki kişiyi kurtarır. Bu iki varlık adları muhteşem dayanak anlamına gelen ve bazen Inti'nin oğlu, bazen ise Viracocha'nın oğlu olarak anılan Manco Capac ve anne doğurganlığı anlamına gelen Mama Uklu'dur. Daha sonra Tapaç Yauri adı verilen altın asa taşıyan bu ikisi İnka medeniyetini kurar. Farklı bir efsanede onun ilk 8 uygarlığın babası olduğu görülür ve bazı hikayelerde Mamacuca adında bir karısı vardır. Başka bir efsanede Viracocha'nın iki oğlu vardır. İmahmana Viracocha ve Tokapo Viracocha. Viracocha, büyük tufan ve yaratılıştan sonra oğullarının hala emirlerine uyup uymadıklarını belirlemek için onları Kuzeydoğu ve Kuzeybatı'daki kabileleri ziyaret etmeye gönderir. Viracocha kuzeye gider. Yolculukları sırasında İmahmana ve Tokapo tüm ağaçlara, çiçeklere, meyvelere ve bitkilere isim verirler. Ayrıca kabilelere bunlardan hangilerinin yenilebilir, hangilerinin tıbbi özelliklere sahip veya zehirli olduğunu da öğretirler. Sonunda Viracocha, Tokapo ve İmahmana günümüz modern Peru'sundaki Cusco'ya ve Pasifik sahiline ulaşırlar ve orada ortadan kaybolana kadar su üzerinde yürürler. Tıpkı İsa inanışı gibi. Zaten Viracocha kelimesi, kelimenin tam anlamıyla deniz köpüğü demektir. Tixi Huiracocha'nın ise birkaç anlamı olabilir. Güney Amerika'nın And dağlarındaki bölgelerinde konuşulan bir dil olan ve And Ekvator dil ailesine ait olup, yerli Amerikan dilleri içinde
en çok konuşanı olan dillerden Keçuva dilinde tiksi, temel veya taban, vira ise yağ anlamına gelirken koça, göl, deniz veya hazne anlamlarına gelir. Viracocha'nın birçok lakabı vardır ve bunlardan bazıları büyük, her şeyi bilen, güçlü gibi sıfatları içerir. Bazı insanlar Viracocha'nın deniz yağı veya deniz köpüğü anlamına gelebileceğini söyler. Bununla birlikte dil bilimsel, tarihi ve arkeolojik kanıtlar Viracocha adının İnka medeniyeti öncesi Aymara dilini konuşan Ant kültürleri tarafından devegillerin kurban edilerek yapıldığı kutlamalar nedeniyle Aymara Viracocha adıyla anıldığı günümüz Titicaca gölünden alınmış olabileceğini düşündürmektedir. Çünkü Aymara dilinde Vila kan, Kuta ise göl demektir. Yani kan gölü. Viracocha sık sık Tunupa ile de ilişkilendirilir. Tunupa adını incelemek gerekirse hem Keçuva hem de Aymara'da Tunu, dairesel bir evin, değirmen veya merkezindeki destek sütunu anlamına gelirken Upa, taşıyıcı veya taşıyan anlamlarına gelir. Bu nedenle Tunupa ya da Tunupa, değirmenin taşıyıcısı olarak okunabilir fakat eski dünyada değirmenin veya değirmen taşının zamanı, zamanın oluşumunu veya uygarlaştırıcı işleri sembolize ettiği bilinmelidir. Viracocha'nın bu sıfatı İnka kozmogonisi ile ve onun Satürn olarak özümsenmesi ile oldukça uyumludur. 16. yüzyılda yaşamış olan ilk İspanyol tarihçiler Viracocha hakkında herhangi bir kimlik saptamadan, tanımlamadan söz etmemişlerdir. Bunu ilk olarak 1553'te Pedro Sieza de Leon yapmıştı. İspanyol tarihçilerin benzer açıklamaları Viracocha'yı genellikle aksakallı, beyaz tanrı olarak tanımlar. Ancak Viracocha'nın beyazlığından İnkaların yerli otantik efsanelerinde bahsedilmemiştir ve bu nedenle çoğu modern bilim adamı beyaz tanrı hikayesini fetih sonrası İspanyol icadı, uydurması olarak görmüşlerdir. İnka tanrısı Viracocha'ya benzer şekilde Aztek tanrısı Quetzalcoatl ve Muisca tanrısı Bochica gibi Orta ve Güney Amerika panteonlarından bazı diğer tanrılar da efsanelerde sakallı olarak tanımlanır. Tarih öncesi Avrupa döneminin etkisinin bir işareti olduğuna inanılan ve sömürge döneminin ruhları ile güzellemesi yapılan sakal, daracık Mezoamerikan kıtasının kültüründe tek bir öneme sahipti. Annales de Quetzaltlan, aslen Neuhatl'da yazılmış olduğu için çok değerli ve önemli bir erken kaynaktır. Annales de Quetzaltlan, Quetzalcoatl'ın Tula'daki kıyafetini şöyle anlatır. Hemen onun yeşil maskesini yaptı. Kullandığı kırmızı boya ile dudaklarını kızıl kahverengi rengi aldı. Yüzünü boyamak için sarıyı aldı, pençelerini yaptı, devam etti ve tüylerden sakalını yaptı. Bu alıntıda sakal, Mezoamerikan sanatının akademik izlenimlerine rahatça uyan bir tüy sargısı olarak temsil edilmektedir. Bununla birlikte hikaye, Viracocha'nın çirkin görünümünü örtmek için ve yüz kılları olmadığı için ona bir maske ve sembolik tüylü sakal takıldığından bahsetmiyor. Çünkü Viracocha şöyle diyordu: "Eğer beni görselerdi, yapacakları şey kaçmak olurdu." Viracocha'nın fiziksel görünümünün tasvirleri yoruma açıkken, sakallı adamlar Perulu Moche kültürü tarafından İspanyolların gelişinden çok önceki dönemlerde meşhur çanak çömleklerinde sık sık tasvir edilmişti. Kolomb öncesi Avrupalıların Peru'ya göç ettiği yönündeki teorilerin modern savunucuları bu sakalları, seramikleri ve Viracocha'nın sakalını Peru'da Amerikan yerlisi olmayan toplulukların erken varlığının kanıtı olarak gösterir. Kızılderililerin çoğunun kalın sakalları olmasa da Avrupalılar ve Afrikalılarla herhangi bir karışımı olmadığı bilinen Paraguaylı Aceh halkı gibi
açık tenli ancak sakallı toplulukların da var olduğu bildirilmiştir. 1776'da Güney Pauti ile Avrupalılar ilk kez temasa geçtiğinde Peder Silvestre Velez de Escalante ve Francisco Atanasio Dominguez tarafından bir rapor hazırlanmıştı ve raporda şöyle yazıyordu. Bazılarının kalın sakalları vardı ve görünüşte yerli Amerikalılardan çok İspanyol erkeklerine benziyorlardı. İnkalıların Hristiyanlığa geçişine gelirsek, İspanyol akademisyenler ve tarihçiler Viracocha'nın kimliğiyle ilgili birçok fikir öne sürer. Bartolome de las Casas, Viracocha'nın her şeyin yaratıcısı anlamına geldiğini belirtir. Juan de Betanzos, Viracocha'nın tanrı olduğunu söyleyebiliriz diyerek bunları doğrular. Polo, Sarmiento de Gamboa, Blas Valera ve Acosta'nın yaratıcı olarak Viracocha'ya atıfta bulunduğu görülür. Yerli bir tarihçi olan Gauman Poma, Viracocha terimini yaratıcı ile eşdeğer kabul eder. Garcilaso de la Vega, Betanzos ve Pedro de Quiroga gibi bazı yazarlar, Viracocha'nın İnkalar için Tanrı'nın orijinal adı olmadığını savunur. Garcilaso'ya göre İnkalıların dilinde Tanrı'nın adı Viracocha değil Pachamama idi. Yine de İspanyol tercümanlar genel olarak kolonizasyonun ilk yıllarındaki yüce yaratıcı kimliğini Viracocha'ya bağlamışlardır. Antonit de Molina Fioravanti'ye göre İspanyol din adamları kendilerine göre putperest olan İnkaların çok tanrılı ibadetine karşı savaşmak için yaratılışın tanrısını Viracocha ile bir tutmaya başladılar. İnkalıların görüşüne göre yüce bir tanrının varlığı din adamları tarafından tek ve evrensel bir tanrının vahyinin insanlık için daha doğal olduğunu göstermek için kullanılıyordu. Agustinius ve Thomas Aquinas gibi Hristiyan bilim adamları tüm milletlerden filozofların yüce bir tanrının varlığını öğrendiklerini savundular. Yine de Orta Çağ Avrupa felsefesi vahyin yardımı olmadan hiç kimsenin üçlü birliğin doğası gibi büyük gerçekleri tam olarak anlayamayacağına inanıyordu. Viracocha yerine tanrı terimini kullanma kararı İnkaların Hristiyanlaştırılmasındaki ilk adım olarak görülüyordu. Bu stratejinin arkasındaki mantık, Hristiyanlığın tanrı görüşünü ve konseptini anlama konusunda başarısız olan İnkalara tanrıyı açıklamanın zor olduğu gerçeğini içeriyordu. Ek olarak, Viracocha'ya yapılan atfın tanrı ile değiştirilmesi, yerel ilahiyat kavramının Hristiyan teolojisiyle yer değiştirmesini de kolaylaştırmıştı.